Ampuller ve insanların ortak yönlerini biliyor musun? Ampullerin renkleri farklı, boyutları farklı, şekilleri farklı, üretiliş yerleri farklı, tıpkı insanlar gibi. Kendine ve tüm insanlığa bakar mısın? Bazılarımız parlak, bazılarımız sönük, bazılarımız açık. Dışarıdan hepimiz farklı görünüyoruz. Her ampulün içinden geçen bir akım var. Aynı şekilde gezegendeki her insanın içine geçen ya hay tecellisi var. Ampuller gerek elektrikten gerek ise bazı sebeplerden dolayı bir daha yanmamak üzere söner. Senin ışın da bazı sebeplerden dolayı sönse de temel kaynak olarak El-Mümit tecellisiyle sönüyor. Ya bir daha yanmamak üzere sönecek ya da güneş gibi ebedi ışık vereceksin. Bu senin yaşam tarzına göre şekillenecek. Bu kanun sadece senin için değil, tüm insanlık için geçerli. Hatta dünya için de geçerli. Bir gün her şeyin ışığı sönecek. Sadece Elbaki Allah kalacak. Bu hayat sana bir defa verildi. Bir daha verilmeyecek. Bazı şeylerin değerini ışın sönmeden fark etmelisin. Yoksa kendine çok yazık edersin. Yönünü ampul hükmündeki olan insanlara, gücüne, kuvvetine, makamına, soyuna, güzelliğine çevirirsen bir gün sönmeye, yok olmaya mahkum kalırsın. Gücüm dersin, bir hastalığa yakalanırsın, gücün biter. Makamım dersin, suikastla o makamını bir günde kaybedebilirsin. Soyum dersin, bir depremin gelmesiyle soyun tükenebilir. Güzelliğim dersin, bir kazaya bakar. Malım dersin, bir yangına bakar. O lamba hükmündeki olan her şeyini bir günde kaybedebilirsin. Ama bir güneş gibi yönünü Allah'a çevirerek gücünü, kuvvetini, enerjini Allah'tan alırsan kimse senin ışığını söndüremez, gücünü, kuvvetini bitiremez, tüketemez, her yeri güneş gibi aydınlatabilirsin. Peki o gücü, o kuvveti elde edebilmek için Allah'a nasıl yönelebilirim? Allah'ı nasıl hissedebilirim? Bir lambanın ışık verebilmesi için bir taraftan artı, bir taraftan eksi yükü yüklenmesi lazım. Yani bir taraf artı, bir taraf eksi olması lazım. Eğer iki kablodan artı yükü yüklenirse o lamba asla yanmaz. Sen de ışık vermek istiyorsan, güneş gibi daimi yanmak istiyorsan, yok olmak istemiyorsan kendindeki eksikliklerin farkına var. Yani sonsuz acziyetini ve sonsuz fakriyetini gör. Bir bebek acizliğiyle, fakirliğiyle herkesi etrafına toplar. Her arzusunu hallettirir. Gece, gündüz demeden anne ve babayı etrafında pervane eder. Hatta yoldan geçen bir kişi ilk defa gördüğü bir bebeği sever. Ona bir şeyler almak ister. Onun o sonsuz acziyeti, sonsuz fakriyeti bir güce, bir kudrete dönerek etrafında insanları pervane eder. Sen de bir bebek gibi sonsuz acziyetini, sonsuz fakriyetini kalen, halen, tavren, dua etsen, hissetsen, maksadın, hedeflerin, arzuların, isteklerin neler ise hepsini elde edebilirsin. Tabii hakkında hayırlıysa. Bir insan aczini ve fakrını hissettiği kadar Allah'ı hisseder ve tanır. Allah'ı hissettiğin ve tanıdığın kadar da Allah'ın yardımı sana gelir. Bakın bir hadis-i kutsi'de Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim. Öyleyse artık o lamba hükmündeki zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarının alakanı kes. Senden ayrılan ve sana ait olmayan işlerle manasız uğraşma ve geçici işlere bağlanıp boğulma. Şu kısa fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki fani olmasın.
baki şeylere sarf et ki baki kalsın. Gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyet dergahında aczini ve fakrını anla. Rabbine yönel. Hasbunallah ve ni'mel vekil de yüksel. Allah size yardım ederse artık sizi kim yenebilir? Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Kendini geçici değil, kalıcı motive et. Tek kalıcı olan Elbaki Allah'tır. Yönünü ona çevir ki kalıcı olasın.